Merhaba, sudaki izlere hoş geldiniz. Bana dünya gözüyle yapmak isteyeceğiniz bir şey söyleyin. Yani ne yaparsanız gözünüz açık gitmez. Allah gecinden versin. Öyle bir aktivite var ki coğrafyaya, kültürlere, eğitime, ekonomik duruma göre hiç değişiklik göstermiyor. Her listede ve yazılmış kitaplarda kendisine yer bulmuş. Yunuslarla yüzmek. Sudaki izlerin takipçileri iyi hatırlayacaklar. Ben bu ayrıcalığı yaşadım. Onu Bodrum'da tanıdım. Yaralarına ve bedeninin zayıflığına rağmen benimle yüzerken gülümsüyordu. Belli ki güçten düşmüştü. Ama mutluluk rüyamı gerçekleştirmek için var gücüyle çalışıyordu. Benim için denizde olmak zaten başlı başına bir zevk. Hele bir de bu muhteşem hayvanla birlikte yüzmek nefes kesiciydi. Ben çok mutluydum ve o da mutlu görünüyordu. Ama acaba gerçekten öyle miydi? Yoksa o denizde özgür olmayı mı özlüyordu? Birlikte geçirdiğimiz o kısacık zaman aklımdan hiç çıkmadı. Onun kulağıma fısıldadıkları da. Karşı konulmaz oyunculuğunun, sürekli gülen yüzünün, davetkar sevimliliğinin yanında farklı bir hikayesi olduğunu hissetmeye başlamıştım. İlk başta göze görünmeyen ve bu deneyimi yaşamak için can atanların asla fark edemeyeceği bir hikaye. Bir Yunus'la yüzmek eşi benzeri olmayan bir deneyimdir. Yunus havuzlarının olduğu her yerde mutlu insan yüzleri de eksik olmaz. Onları anlamak zor değil. Milyonlarca insanın ortak rüyası onlar için gerçek oluyor. Amazing. Amazing. They were so friendly and it's exhausting but it's a lot of fun. I really enjoyed it. The only time I felt discomfort is when the white whale started nibbling at my bathing suit when I was in the water. But otherwise, it was good. They're really friendly. It's a good time. So it's a little tough ride in the white whale, but she got it down pretty well. But even when I was trying to get out, they just kept trying to play with me. They kept wanting to ride me around. So, and I've heard that dolphins and seals are really friendly. They're like the puppies of the sea. It's been on my list of things to do before I die. Oh. Okay. So now I've done number, it. Number? No, there's no number. Maybe top 10 probably. Top 10? Yes. Do you think this was also entertaining for the dolphins? I hope so. I really hope so. I think they enjoyed it. It seemed like they wanted to be in contact with the people. The white whale came and made... And try to make contact. It was fantastic, I think. And pushed you, yeah? Yeah, like a little nudge. Yes. We don't know how they live behind these walls. We don't know what they do. I mean, I think they really love their trainers. It seems like that. And they seem happy, but we don't know. I think also it's animals are suffering everywhere. And at least they seem to be happy. Ölmeden önce yapmanız gereken şeyler listesinde yunuslarla yüzmek bir numara. Peki ama... Yunusların acaba ölmeden önce yapmaları gereken şeyler listesinde insanlarla yüzmek var mı? Gelin fotoğrafa bir de farklı açıdan bakalım. Acaba insanların hayallerini süsleyen bu deneyim Yunuslar için ne ifade ediyor?
Yunusları biz çok seviyoruz. Hem mitolojilere kadar konu olmuş, insana dost ilişkileri var. Hem o yüzden hem de o silinmez gülümsemeleri yüzünden çok seviyoruz. Aslında bu çok sevgiden dolayı zarar gören hayvanların başında geliyor belki de yunuslar. Ve hatta ben şöyle de düşünüyorum, somurtamamalarının bedelini ödüyorlar. Ben zaten yunus gösterisini falan izlerken de biraz tedirgin oluyorum. Yunuslar niye beni eğlendirmekle görevlendirilmiş olsun kendi istekleri dışında diye düşünüyorum açıkçası. Bugün Türkiye'nin dört bir yanındaki havuzlarda insanlarla yüzmeleri ya da gösteri yapmaları için tutulan yunuslar var. Onlar artık denizi ancak atlama çemberlerinden geçmek için sıçradıklarını da görebiliyorlar. Ülkemizin üç tarafı denizlerle çevrili. Hatta bir tane de tamamı bize ait olan denizimiz var. Yani nereye gitseniz onları görebilirsiniz. Ama onları görebileceğiniz yer Marmara, Akdeniz, Karadeniz, Ege değil, bu kıyılardaki dolfinaryumlar. Sensiz harikasın. Evet, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gösteri dünyası sınır tanımıyor. Yunuslarla birlikte balinalar, foklar, morslar da artık sahnede. Sayıları her geçen gün artan dolfinaryumlar, bugün neredeyse bütün deniz memelilerini kapsayan dev bir endüstri haline almış. Öncelikli hedef kitle ise bu asil deniz canlılarına büyük ilgi duyan çocuklar. Televizyonda yunus görebiliyorlar çocuklar, sinemada görebiliyorlar ama gerçek yunus görmek, denizde görmek biraz zor. Yani mümkün değil demiyorum ama biraz zor. O zaman çocuklar dolfinaryuma gidiyor, böyle canlı hayvan görüyor. İşte hareket ettiğini nasıl, yani ne kadar akıllı olduğunu falan görüyor. O zaman çocuklar, ha bunlar çok güzel, biz bunları korumamız gerekiyor. Yani oradaki hayvana yazık biraz ama daha geniş bir amacı için yani belki uygun bir yöntem. Ama bu hayvanlar için hakikaten zor. Ne oldu bakayım burada? Hepiniz niye ıslandınız böyle? Yunus oradan atladı, balonu salladı, bizim üstümüze de su geldi. Daha önce hiç yunus görmüş müydün? Gördüm. Nerede gördün? Bir keresinde gemiyle geziyorduk denizde gördüm. Yunuslar atlarken üstüm ıslandı. Kızdın mı? Kızmadı. Kızmadı. Yunusları seviyor musun? Seviyorum. Neden seviyorsun? Söyle bakalım. Çünkü tatlılar. Çok şirinler. Ve de çok güzel hareketleri var. Deniz memelileri kendilerine öğretilen insansı davranışları sergiliyor. İzleyenlerin bu hayvanlara dair ne kadar doğru fikir sahibi olduklarıysa tartışmaya açık. Bütün yunuslar kutsal hayvan kabul edilirdi. Ve yunusu öldürmenin cezası eski çağlarda ölümdü. Biliyorsunuz bizim de kendi menkıbelerimizde Yunus peygamber beri de kurtaran bir yunustur. Onu karaya çıkartan bir yunustur. Dolayısıyla geçmişte Yunus'a çok büyük bir saygı var idi. Ama yakın zamanda Cumhuriyet tarihimizde müthiş bir Yunus kıyımı yaşandı bu ülkede. Özellikle Karadeniz'i gemicilerimiz, gırgırcılarımız, balıkçılarımız bu konuda bir kampanya başlattılar. İşte bu Yunuslar bizim hamsilerimizi yiyor kampanyası başlattılar. O zamanki iktidarında bulunan hükümetimiz insanları da buna inandı ve elleriyle domdom kurşunu dağıttı bu gırgırcılara ve Yunus katliamı Karadeniz'den başlayarak bütün Marmara'yı, bütün Ege'yi ve Akdeniz'i sardı.
Dolphinland'larda biz çocuklarımıza yunusları sevdireceğiz. Onların ne kadar akıllı, ne kadar yetenekli hayvanlar olduğunu göstereceğiz. Hatta ben bir onların şovlarını da izleme fırsatım oldu. Su altının dışında, su üstünde. Mesela bana basket topunu verseniz ben atamam. Havuzun içerisinden dışarıdaki bir basket potasına hiç hata yapmadan her defasında basketi geçirdiler. Böyle bir yetenek olamaz. Ondan sonra o trapezlerden, çemberlerden atladılar ve birlikte senkronize hareket edebildiler. Ve her türlü emri, her türlü iletiyi, her türlü iletişimi kurabildiler. Bu müthiş bir şey. Yani çocuklarımız eğer bizim yunusları tanıyabilirse, yunusların canavar değil onların ne kadar akıllı ve bizden yaratıklar olduğunu anlayabilirse ki Dolphinland'larda olacak bu. Biz yunusları halkımıza sevdirebiliriz, gençliğimize, yeni kuşaklara sevdirebiliriz. Efsanelerin kutsal canlısı dün avcıların hedefiydi. Bugünse deniz sirklerinin seyirlik eğlencesi. İzleyici koltuğundan bakınca bu sevimli gösterilerin yanlış hiçbir yanı yok. Anneler ve babalar genelde iyi niyetle çocukları yunusları yakından görsün, işte yunus görsün diye bu testlere götürüyorlar. Aslında buraları yunusların doğal davranışına sergilediği yerler değil. Daha çok bir sirke götürmek gibi. Bir ilk önce bunu düşünmeliler. Çünkü inanıyoruz ki bir kısmı aslında çocuklarına doğayı öğretmek istiyor. Ama bu geldiğimiz 21. yüzyılda bu kadar doğa sorunu varken aslında çocuklar da çok duyarlı oluyorlar genelde. Onları genel olarak bir ormana götürmek. Bir rehber kitap eşliğinde örneğin kuş gözlemeye başlamak onlarla birlikte hem ailelerin daha aktif yer alacağı, daha emek harcayacağı bir etkinlik. Çünkü sonuçta çocuğunuzu bu gösteri yerine götürürken çok da fazla emek harcamıyorsunuz. Ama çocuğunuz orada top çeviren, normalde hiç yapmayacağı davranış yapan bir yunusu alkışlıyor. Bunu istiyor muyuz? Bunu bu aileler kendilerine sormalılar. Çünkü çocuklarını özgürlüğü bilen ve sonrasında gerektiğinde savunabilecek bireyler olarak yetiştirmek istiyorlarsa, doğaya saygılı bireyler olarak yetiştirmek istiyorlarsa çok daha güzel aktiviteler var alternatif olarak, onlara yönelmeliler. Yunus gösterileri ve yunuslarla birlikte yüzme programları genç nesillere deniz memelerini sevdirmek, tanıtmak ve onları koruma bilincini aşılamak için bir fırsat olabilir. Tabii genç nesiller yetiştikleri zaman denizlerimizde hala yunuslar yaşıyorsa. Bugün denizlerdeki toplam yunus sayısı net olarak bilinmiyor. Kesin olarak bilinen şu, bize sevimli görünen yunuslar, kimileri için hedef, kimileri için rakip, kimileri içinse iş oldu. Denizlerimizdeki aşırı avlanma, iyi birer avcı olan yunusları balıkçıların hedefi haline getirdi. Yunuslar şimdilik onlara yönelik katliam planlarından kanunlarla kurtuluyor. Ancak artan deniz kirliliği öldürücü. Yunuslar açık denizlerde sürüler halinde yaşayan zeki hayvanlardır. Ve onları böylesine yakından görebilmek, hatta onlara dokunabilmek insanoğlu için gerçekten bir ayrıcalık. Hatta kimileri için bu sadece eğlence değil, sağlık da demek. Ben hayatımı psikoterapiye adamış bir doktorum. Yaklaşık 30 yılı aşkın bir zamandır psikoterapi üzerine eğitimler, araştırma, geliştirme çalışmaları ve uygulamalar yapmaktayım. Yunus terapisinin zamanımızın en etkili psikoterapi tekniği olduğunu 1990 yılında fark ettim. Ve 1991 yılında fark ettikten sonra bunu ben Antalya'da nasıl yapabilirim diye düşünmeye başladım. 10 yıl süren bir çabanın sonunda 2001 yılında da Antalya'da yunus terapi çalışmalarına başladım. Ataberk 10 yaşında. Serebral palsi hastası. Bugün ilk kez yunus terapisini deneyecek.
Ankara'da Reiki uzmanımız Mürüvvet Hanım var. Kendisinden de bu konuda ben sorduğum zaman Yunus balıklarının Reiki enerjisi verebildiklerini, çocuklarla bu şekilde çok güzel iletişim kurabildiklerini ve rahatsızlıkların ya da tedavi edilmesi gereken hastalıkların bu enerji akışıyla yapıldığını söylediği için Ataberk'i de buna yatkın bulduğumuz için biz bayağı umutlarla geldik. Hadi gidiyoruz. Bay bay de. Bay bay de. Hoşça kal. Bay bay. Mehmet abiyle sarın. Mehmet abiyle sarın. Ha, sarın böyle sarın. Bedensel ve zihinsel sorunları olan çocukların kimi ilk kez bu deneyimi yaşıyor, kimi ise yıllardır bu merkeze geliyor. Ailelerin maddi kaynakları yavaş yavaş erise de umutlar hiç azalmıyor. Çocuk yürüyemiyor. Buradan 10 günlük terapinin sonunda yürüyerek çıkacak. Buna garanti veremem. Ama gözümle gördüğüm çocuk adım atmaya istekli oldu ve bir adım atabildi. Desteksiz iki adım atmayı başardı ya da desteksiz ayakta durmayı başardı. Bunlara şahsen tanık oldum. Bunun altına imzamı atarım. Ama hiçbir aileye, hiçbir engelli bireye sen yürüyemiyorsun ama terapiden sonra yürüyeceksin diyemem. İrem 5 yaşında. Konuşamıyor. Ailesi bu havuzda onun dudaklarından dökülecek ilk kelimeyi arıyor. 10 gün sonunda hemen değil tabii ki. Bu hemen işte sihirli bir şey değil. Çocuğa dokunup da konuşacak değil. Yani ilerleyen zamanlarda tedavinin sonucunu alanları okuduğumuz için onların yorumlarını ilerleyen zamanlarda bekliyoruz. Faydasını görürsek de yine geliriz yani. Umutlu gözlerle çocuklarını izleyen ailelerin çoğu uzak şehirlerden, hatta başka ülkelerden gelmiş. Çocuklarının durumunda ufacık bir ilerleme görmek uğruna külfetli bir süreci göze almışlar. 8 yaşındaki Furkan'ın ailesi de Almanya'dan Antalya'ya aynı umutlarla gelmiş. Bugün 7. seans olacak. Öyle mi? Evet. 7. seans. Peki başladığından bu 7 seans içerisinde bir ilerleme gördünüz mü? Bize göre henüz yok. Ama Murat Bey diyor ki biraz beklemeniz gerekiyor diyor. Onlara göre var diyorlar, bize göre henüz yok. Serebral palsi yanında genetik bir rahatsızlığı olan Berrak da Yunuslar'da şifa aradı. Sonuçları yakından görmek için bir yıl sonra onu evinde ziyaret ediyoruz. Bu deneyimin onda hoş bir anı bıraktığı kesin. Peki ya daha fazlası? Berrak hadi bakayım. Berrak dizlerini itemiyordu. Boşalıyordu dizleri sürekli. Ayakta duramıyordu tam anlamıyla. Ama o 1,5 ay içinde yapılan fizik tedavi çalışmasına mı çok hızlı cevap verdi bilmiyorum. Birdenbire çocuk hani ben ayakkabılarımı giyerken onu yine hissettim. Ayakkabılarımı giyerken ben tek başıma Berrak kucağımdayken giyemezdim. Berrak hani yere koyup Berrak hadi sen durmaya çalış, it dizlerini falan derdim. O gün dedim hani durmaya başladı, itmeye başladı bana dayanarak. Bunu hiç yapamazdı Berrak. Dizlerini itmeye başlaması ve üst gövde kontrolünün daha da artması bunlar benim için çok büyük gelişmeler aslında. Dediğim gibi bunlar da çok minimal gibi gözüküyor. Çok somut gibi değil değil mi? Gibi. Ama biz bunlar için yıllarca mücadele ettiğimiz için bize büyük gelişmeler gibi gözüküyor. Ki öyle de zaten. Yani Berrak için gelişmeleri oldu. Hem ruhsal hem fiziksel gelişmeleri oldu. Mutluluğunu halen yaşıyor. Halen oraya gitme ümidiyle de yaşıyor. Yunus terapiye umut bağlayanlar için her seans unutulmaz bir deneyim. Yunuslar içinse bir yıldan diğerine değişen tek şey onlara umut bağlayanların yüzleri. Yunuslar, engelli ya da sorunlu kişilere özel bir ilgiyle yaklaşıyor gibi görünüyor. Oysa onların gözleri hep balık kovanı.
gözleri havuzda olan hasta yakınlarının ruh halini anlamaksa hiç de zor değil. Ben kendi doktorum tavsiye etmeden kendim gidiyorum önce. İçiniz rahat ediyor değil mi gittikten sonra? Yani en azından denedim de yani sonuç alamadım diyorum. Evet. Ama denememiş olsam tabii ki ileride vicdan azabı çekebilirim. Niye götürmedim? Belki iyi olurdu. Türkiye'deki terapi merkezlerinin yabancı ziyaretçileri de var. Birçok Avrupa ülkesinde yasaklanan Yunus şovları ve yüzme programları, özellikle Türkiye ve İspanya gibi bu uygulamalara devam eden ülkelere olan ilgiyi arttırıyor. Küçük Prens'in Rüyası Derneği de, Lüksemburg'da devlet koruması altındaki psikolojik sorunlu çocukları her yıl ülkemize getiriyor. Kriste gece işemeleri var. Ama bu ürolojik kökenli bir problem değil. Psikolojik. Ürolojik kökenli bir problem. Ve az önce Natalia'nın yani eğitmenin benimle paylaştığı durum. 3 gündür Antalya'dalar. 3 gecedir hiç altına kaçırma problemi yaşamamış. Bu o zaman çok olumlu bir gelişme ve çok kısa bir sürede. Çok kısa bir sürede. Ve Chris çok mutlu bundan dolayı. Yapmıyorum. Artık yapmıyorum. Bunu başardım diyor. Aa diyorsun, ben bununla mı yüzdüm gerçekten? Büyük insan bile bunu düşünebiliyor. Berrak gibi küçücük veya berrak gibi yine rahatsız olan hasta çocukların bunu başarabilmiş olma duyguları onları zaten birazcık da mutlu ediyor. Veya mutluluk hormonu da zaten beyin dalgalarının, hani beyin hücrelerinin iyileşmesine sebep oluyor. Hepsi bir komplike aslında. Hasta çocuğun geldiğini, onu iyileştirmesi gerektiğini sanki hissediyor. Hayvanda o da var yani. Yunusların engelli ya da sağlıklı, herkes üzerinde yarattığı etki anlık bir mutluluk olarak ortaya çıkıyor. Bu anın ne kadar süreceği ise ne kadar umudunuz olduğuna bağlı. İlk günler bir tedirgin oldu, büyük bir hayvana hani dokunmak isteğiyle hani böyle bir tedirgin oldu, elini çekti falan. Yüzünü buruşturdu ama çok büyük tepkiler vermedi sonuçta. En son günler artık öpmeye başladı balığı. Zaten öpmeyi, öpücük yapmayı daha yeni öğrenmişti Berrak. Hangisi senin balığında? Alişya mı? Evet, orada Alişya ile yüzüyordun değil mi? Abiler, ablalar da sana yardım ediyorlardı. Bu sene inşallah kendin tutarsın yüzgeçinden, kendi başına yüzersin. Yunusların engellileri sonar dalgalarıyla tedavi ettiği düşünülüyor. Oysa yunuslar sonarlarını beton zeminli bu ortamlarda kullanamıyor. Yunus terapisini genellikle Yunus tutsaklığının meşrutiyeti için yeni bir formül olarak görüyor birçok kişi. Diyorlar ki eğer engelli insanlar hastalıklarına çare buluyorlarsa neden olmasın? Burada o yüzden birkaç farklı noktaya değinmek lazım. Birincisi, aslında böyle bir bilimsel kanıt ne yazık ki yok. Yani bu Yunus terapisinin gerçekten bir terapi yöntemi olduğu, hastaları iyileştirdiği, tedavi ettiği, uzun süre iyileştirdiği gibi hiçbir kanıt yok. Biz uzmanlar 3 nedenden dolayı şu anda Yunus terapisini önermiyoruz. Bir kere biraz riskli tabii, çocuk Yunuslarla yüzecek. Yaralanma riski var, mikrop kapma riski var. İkincisi, belki de en önemlisi, etkisiz bir yöntem için paralar harcanıyor ve umut bağlanıyor. Üçüncüsü de aslında belki de Yunuslarla ilgili konu. Yunusları bu iş için tutsak etmemiz, kullanmamız ne derece doğru? Doğal ortamlarının 1/10 kadar bir alanda aralıksız çalışmak Yunusların stresini arttırıyor. Bu nedenle kimi zaman
özgürlüklerini ilan edebiliyorlar. Bilimsel olmayan bir durum için hem hasta ailelerin hem ruhsal hem maddi olarak sömürülmesi söz konusu oluyor. Hem de bu tutsaklık için Yunusların canlı avına bir zemin kazandırdığı için iki taraftan da çok büyük sorunlu bu konu. Yunuslarla ilgili etkileşime giren kişiler, belki depresyondaki insanlar ya da hasta çocuğu olan kişiler belki kısa süreli olumlu duygular görmüş olabilirler. Bu çok doğal. Aslında herhangi bir karizmatik hayvanla yakın ilişki kuran ya da en azından gözlemleyen bir insanın, bir çocuğun ya da hatta çok ilginç bir deneyim yaşayan bir kişinin de bu duyguları hissedebileceği düşünülüyor bilim insanları tarafından. Örneğin Kapadokya'da bir balon turu da yaptırsanız çocuğunuza belki aynı tepkiler, aynı gördüğünüz ne kadar bir iyileşme görüyorsanız, kısa süreli bir mutluluk olarak olsun ne görüyorsanız eğer, onu ille de Yunus'un sağladığı diye bir şey yok aslında. Ne kadar büyük, özenli ya da iyi niyetli olursa olsun, hiçbir havuzun denizin yerini tutması ve bu zeki memelilerin karmaşık ihtiyaçlarını karşılaması mümkün gözükmüyor. Biraz acımasızca geldi ama böyle aileler işte ümit peşinde koştuğu için çocuklarımız konuşsun diye. Yunuslar çok şirin hayvanlar. Yunuslarla yüzmek son derece eğlenceli. Dolayısıyla bir de başka pek bir şeyden de yararlanamamış bir çocuk, aile yatırım yapıyor, para harcıyor. Dolayısıyla işe yaramasını mı bekler, ister, işe yaramamasını mı? Bu sübjektif değerlendirmeleri mutlaka devre dışı bırakarak bir şeyin etkili olup olmadığını değerlendirmek zorundayız. Sadece Yunus terapisi değil, otizmle ilgili onlarca, yüzlerce marka uygulama var. Ve bu marka uygulamaların çoğuyla ilgili bilimsel bulgu göremeyiz. Ne görebiliriz? İşte bir anne diyor ki benim çocuğum da çok işe yaradı. Bir uzman diyor ki ben bir hastama uyguladım, çok işe yaradı. Bu bilimsel değil. Yunus terapisiyle ilgili bilimsel çalışmalar olsa da bu tedavi yönteminin etkinliği bilim dünyasında hala tartışmalı. Mesela Doktor Nathan Son ne yapmış? Bir grup engelli çocuğu Yunuslarla yüzdürmüş, Yunus terapi çalışmasını yapmış. Bir grubuna da yapmamış. Ve her iki grubu sonra kıyaslamış, karşılaştırmış. Aradaki fark ne diye. Yunus terapi hizmeti alan çocukların öğrenme süreçlerinin 2 ila 10 kat hızlandığını ve bu etkinin 1 yıl sürdüğünü matematiksel olarak göstermiş. L'année dernière, les 6 enfants qu'on a amenés, qui avaient des troubles de comportement, de développement, ils voulaient tous mourir. Maintenant, un an après, il y en a 5. Ils savent ce qu'ils veulent faire. Ils veulent devenir quelqu'un. Ils sont les premiers à l'école. Ils ont un métier, un projet de vie. Ils ne veulent plus mourir. Ils sont guéris. Le dauphin, pour moi, le dauphin comme le flipper, c'est un thérapeute. C'est un dauphin thérapeute. Parce que la première des choses qu'il donne, c'est qu'il réveille chez l'enfant négligé, maltraité, abusé sexuellement, il réveille l'endorphine. Et pour les enfants, il remet ses enfants dans la joie. Ça, c'est très important. Pour leur montrer qu'il n'y a pas que la souffrance, mais qu'il y a aussi la joie, le plaisir. Pour moi, oui, le dauphin aide les enfants qui ont eu la maltraitance et qui ont été abusés sexuellement. Oui. Okay.
bakıyorsun insanlara fuhuşa, uyuşturucuya, silaha dünyanın paralarını yatırırlar. Her türlü kötülüğün gelişmesi için her türlü masrafı yaparlar. Sonra Yunus terapisi için oturan bir bedele pahalı diye engellemeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Halbuki bu dünyada şiddet var ve bu şiddetten örselenmiş çok sayıda yaralanmış insan var. Ve bunlar çalışma, hayat, yaşama kapasitelerini kaybediyor bu insanlar. Bu insanlar için de en faydalı terapi tekniği şu anda Yunus terapi. Eğer yayınlanmış etkinlik bulgusu yoksa bir uygulamayla ilgili ve buna rağmen para karşılığında bu işi yapılıyorsa burada bir sömürüden şüphe edilmeli diye düşünüyorum. Yunus terapisine karşı çıkanlar ahlaki olarak işin ticari boyutuna, vicdani olarak da hayvanların özgürlüklerinden mahrum edilmesine itiraz ediyor. Yunus terapistleri ise bu hayvanların yerinin doldurulamaz olduğu görüşünde. İnsanlar acıyarak bakıyorlar ama ben bu çocuğu görmek istemiyorum, moralim bozuluyor diyorlar, bir kenara atıyorlar. Yani sakatlar çok dışlanıyor birçok insan tarafından. Bu kadar dışlanan, aşağılanan, hor görülen bir insanın ne kadar gelişmesini beklersiniz? Gelişeceği varsa onu da gelişemez. Halbuki Yunus hiçbir ön yargıda bulunmadan, tamamıyla yargısız bir şekilde şefkatle bu çocukla, takdir ve hayranlık duygularıyla bir ilişkiye giriyor. İşte bu ilişkinin iyileştirici etkileri de ortaya çıkıyor. Çocuk kendine güveni artıyor, farkındalığı artıyor, öğrenme süreçleri hızlanıyor, dil motor becerileri artıyor, sosyal becerileri artıyor. Yani bunlardan da memnun kalıyor aileler ki buraya 6 sene üst üste gelen aile de var. Yunuslar sevecen davranıyor. Kendilerini okşatıyorlar. Mesela üzerine mindiriyorlar. Bak beyaz balini ne güzel taşıyor. Evet, toplumdan göremediklerini burada Yunuslar hayvanlar veriyor. Mesela atlar da aynıdır. Atlar da çok sevecen. Rahatlıkla taşıyor. Ama dışarı çıktığı vakit vatandaşımız acıma duygusuyla sadece linç ediyor. Çok yoruluyorlar bence. Özellikle şey dikkatimi çekti çocuklarımızı izlerken. Yani çocuklar tutuyor zaten de Yunus'tan. Ayrıyeten yanımda ilgilenenler de Yunus'un üstüne biniyor. Ve Yunus onları kendi gitmek istediği için sürüklüyor. Ağırlığından rahatsız oluyordur eminim. Burada da işkence var, biz belki farkında değiliz ama. Kendini zorla taşır herhalde o ağırlıkla. Doğadan alınmış bir Yunus'un eğitimi 1,5 yılı buluyor. Bu süreçte koşullandırma yoluyla hayvanda şartlı refleksler geliştiriliyor. Zorla insana bir şey yapılabiliyor mu? Yapılmıyor. Hayvana bir şey zorla yapılabilir mi? Sevgi olmadan hiç kimse bir şey yapmadı. Demekmiş bu insanlar, bu hayvanlar, bu Yunuslar sevgiyle çalışıyor. Bir şey yaptıkları zaman takdirini alıyorlar, balını alıyorlar. Eğer biz bunlara kötü davransak, bunlar karşılığını alabilir miydik? Alamazdık. Demekmiş sevgiyle eğittikleri için ondan dolayı bu kadar başarılılar, ondan dolayı bu kadar güzel şov bize sunabiliyorlar. Beyin yapısı insanınkine çok benzeyen Yunuslar, dünyadaki en zeki hayvanlar arasında. Ancak öğretilen numaralar doğasında olmadığından Yunus için hiçbir şey ifade etmiyor. Anlamlandıramadığı bir hareketi tekrarlamak, hayvanda stres yaratsa da aç kalmamak için başka şansı yok. Havuzdaki Yunus için bir öpücük, bir balık demek. Yunuslar doğada balıkların peşinden koşarak, hatta işte yankı yardımıyla yol bulma dediğimiz o sonar sistemleri kullanarak avlanan avcı türlerken birden tutsaklık ortamında ölü balık yemeye alışmakla karşı karşıya kalıyorlar. Zaten bu çok zor bir süreç. Yani o balıkları hemen kabul etmeyebiliyorlar. O şekilde yayınlar var bunlardan söz eden. Ve bunun da ertesinde ölü balıkları kabul etmenin de dışında ölü balık uğruna
Yani ölü balık yiyebilmek için, aç kalmamak için bir takım davranışlar sergileme konusunda eğitiliyorlar. Aslında bu gösteri merkezlerine, Yunus'ta yüzmeye neyse giden herkes buna dikkat edebilir. Yani Yunuslar bir takım gösteriler yaptıktan sonra kesinlikle gidip eğiticisinden balık alıyor. O yüzden yani mutlular, takla atıyorlar, çok keyifliler, yüzlerinde silinmez gülümseme var demenin yanında aslında bunu düşünürsek bütün o yaptıklarını şartlandırmayla, yani aç kalmamak adına şartlandırmayla yaptıklarını anlayabiliriz. Burada kurallar kesin. Karşılıksız hiçbir şey yok. Bir balık daha isteyen biraz daha çalışmak zorunda. Burada ekmek parası kazanıyor onlar. Nasıl siz işinizi yaparak ekmek paranızı kazanıyorsanız, bunlar da karınlarını doyurmak için, sağlıklarını sürdürmek için kendi başlarına doğada bir mücadele vermek zorunda değiller. Burada zaten çok kolay yapabildikleri bir takım hareketleri yaptıkları zaman onların doktor bakımları da oluyor. Balıkları da oluyor, av peşinde koşmak zorunda kalmıyorlar, diğer hayvanlardan mikrop kapmak zorunda kalmıyorlar. Ömürleri daha uzun oluyor. Yunuslar her karede gülümsüyor. Başka şansları var mı? Yunuslar her zaman mutlu görünüyor çünkü yüzlerinde silinmez bir gülümseme var. O silinmez gülümseme hepimiz kanıyoruz, mutlu olduklarını düşünüyoruz. Aslında şunu hatırlatmamız gerekiyor kendimize, yunuslar öldüğünde de gülümsüyor. İnsanların yunuslarla yüzüp hayallerini gerçekleştirdikleri yerde denizin efendileri özgürlüklerini özlüyor. Yunuslar denize yeniden kavuşmak için onları gerçekten seveceğimiz günü bekliyor.